Ardan Zentürk, Vekalet Savaşı'nın saldırı tugayı terör. Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında Avrupa'nın başkenti Brüksel'de sergilenmiş bir Brezilya'ya dikkat çekiyor. Türkiye-AB görüşmelerinin başladığı gün hem de Avrupa parlamentosunun hemen yanına kurulan o terör çadırı. Devletler bireylerden farklıdır. Yaşanılanı dikkatle not alırlar, kamu hafızasına yazarlar ve üzerinden 100 yılda geçse unutmazlar. Erdoğan'ın terör çadırını ısrarla gündemde tutmasının nedeni bu. Terör ve darbe girişimi. Artık her şeyi açıkça konuşmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Türkiye son 3 yılda küresel güçlerin ülke içine sızdırdığı piyonlar eliyle gerçekleştirmeye çalıştığı iki darbe girişimiyle karşılaştı. Bir, FETÖ'nün savcı hakim polis üçgeninde yaptığı 17-25 Aralık darbesi, iki, PKK terör örgütünün siyasetteki uzantısı HDP eliyle sergilenen ve 7 Haziran seçimini bir darbeye dönüştüren girişim. Devlet DHKPC denilen taşeron örgütün Çağlayan Adliyesi'nde savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit etmesi sonrasında başına dayanmış tabancalı fotoğrafın merkez medyada tam sayfa yayınlanmasını, aynı medya yapılanmalarının HDP'yi %13.7 gibi bir düzeye zorlamasını dikkatle izledi. 7 Haziran seçimi ilginçtir. Ülkenin büyük sermaye grupları, küresel güç bağlantılı unsurları ve sözcüleri medya kuruluşları siyasi meşruiyetle fikir ifade özgürlüğüne dayanan demokratik zemini terör bağlantılı bir parti için kullanarak siyasette derin darbe yaratma çabası sergilemişlerdir. Bir CHP'li milletvekilinin Demirtaş'a söylediği, birlikte iyi salladık cümlesi aslında tarihe düşülmüş nottur. Baykal'ın partisini HDP çizgisine savrulmakla suçlamasıysa bu gerçeğin tarihe yazılmasıdır. Terörü piyon kullanmak Türkiye'nin ülkesine karşı sorumluluk taşıyan insanların sabırlarının test edildiği çözüm sürecini yürüttükleri dönemde Avrupa Birliği ve Amerika'nın sürece soğuk bakması 7 Haziran sonrasında başlayan PKK saldırılarını ise hemen insan hakları penceresinden izlemeye alması dikkat çekici. Bu PKK ve DHKPC gibi varlığını Avrupa coğrafyasında sürdüren finansal ve siyasal desteğini alan terör örgütlerinin vekalet savaşının piyonları olduğunu göstermesi açısından önemlidir. DAEŞ'in Orta Doğu'da Sykes-Picot ile açılmış 100 yıllık tezin kapatılması için kullanılan bir örgüt olduğunun anlaşılması terör örgütlerinin küresel güçlerin saldırı tugayı olduğunu da göstermektedir. Karşımızda artık ordulaştırılan terör örgütleri bulunmaktadır. PKK'lılara tank eğitimi veren kimse o bu saldırı tugayını bize karşı kullanmaktadır. Türkiye'nin PYD aslında PKK'dır uyarılarını kulak ardı edip bu örgüte silah ve eğitim desteği sağlayanlar bu örgütün Öcalan posterli temsilciliklerini başkentlerinde törenle açanlar Türkiye'ye karşı açıkça bir vekalet savaşı sürdürmektedirler. Elinize şehitlerimizin kanı sıçradı. PKK'nın üst akıldan aldığı emirle topraklarımızda başlattığı barikat savaşında şehit verdiğimiz evlatların kanında Avrupa Birliği, Amerika, Rusya ve bölgesel güç olarak İran'ın eli vardır. DAEŞ'in kilise yağdırdığı roketlerin kentlerimizin ortasındaki bombalı saldırılarla yarattığı kan gölünün de sorumlusu aynı güçlerdir. Üstelik bunu yaparken utanmadan insanlığın yüzlerce yılda diplomasiye kazandırdığı saygınlığı yani centilmenliği de ayaklar altına alarak Türkiye DAEŞ bağlantısı yalanını uydurmayı da ihmal etmemişlerdir. Bu nedenle manşetlerine mit tırları yalanını taşıyanları affedemiyorum o manşet neyse şehit savcı Kiraz'ın o son fotoğrafını manşete taşımak da oydu anladığım. Vekalet savaşı yüzyılında ihanetin sınırı yok ve küresel güçler haini çok kolay bulabiliyor. Tablo açıktır. Suriye Irak coğrafyasında milyarlarca dolarlık askeri malzeme yığıp ateşlediler. Yarattıkları insani trajedinin masum kurbanlarına dönüp bakmıyorlar bile. Sınırlarına dayanan garip mültecilere neler yaptıklarını da izliyoruz. Modern zamanların Kızıl Kımeri PKK'yı destekliyorlar. Kürt coğrafyasına sürekli silah yığıyorlar. Büyük bir hesaplaşmanın ortasında kalmış masum Kürt halkına bir tek insani yaklaşımları var mı? Hayır. Onların yapmadıklarının hepsini Türkiye yapıyor. Topraklarında olağanüstü hal yasalarına sığınanlar bizim terörle mücadelemizi sorgulamanın önünü kesmenin peşinde. Geçiniz. Anladık biz sizi. Ardanzen Türk Star.